yabancı askerler gelecek, Türkiye'de terörle mücadele edecek. Ve bana da diyorlar ki buna evet de. Evet dersek Cumhuriyete ihanet etmiş oluruz. Mehmetçik sınır ötesine geçerek tezkerenin gereğini yerine getirdi. Ancak ortada ne yabancı askerler vardı ne ihanet. Ama Millet İttifakı tarafına kocaman bir sessizlik hakimdi. Kılıçdaroğlu diyor ki vatan bayrak kırmızı çizgimiz. Ya insan biraz Allah'tan korkar ya. Sen değil misin daha geçen yıl tezkereye hayır diyen? Bu tezkere vatan için çıkmadı mı? Şimdi çıkmış, sıkıştığı zaman Kuvayi Milliyeciyiz, Atatürkçüyüz. Vatan çizgimiz kırmızı. Tezkere ne çizginiz? Ne renk çizginiz sizin tezkere? Bak sözüm ona, Sadullah Ergin Çankaya Atatürk %71. Ya bırakın tiyatro oynamayı kardeşim, bu seçmenleri aptala çevirdiniz diyorum ya. CHP kitlesini, Atatürkçüleri aptala çevirdiniz. Peki. Ben bugün Atatürkçülere desem ki gençliğe hitabe nerede yazıyor desem. De ki okuldaki duvarda yazıyor. Nutkun arkasındaki son metindir desem inanmazlar, biliyor musun? Yemin ediyorum size ya, bu kitle böyle değildi ya. Bu kitle araştırır, okur. Bu kitle şartlanmış gibi bir yere doğru götürülüyor. Bak bütün bunlar oluyor. Atatürkçü Düşünce Derneği değil mi? Hani bunlar normalde Refah Partisi'ne, ona buna başörtüsü falan olunca o aslan kaplan kesiliyor. Yahu adamlar bölücülerle iş tutuyor CHP. Atatürkçü Düşünce Derneği'ne tek kelime duyuyor musunuz? Atatürkçüyüm diyenden duyuyor musunuz? Koskoca general. Allah aşkına meclisin yeni kompozisyonunda, yani adaylara baktığınız zaman böyle hani hafif gelen bir tsunami dalgası gibi ya da deniz dalgası gibi geldiğini görmüyor musunuz ya? Adamlar açılım sürecini tekrar yaşatmak, FETÖ'yü tekrar güç sahibi yapmak, FETÖ derken Amerika'nın adamlarını, Amerika bütün adamlarını sahaya sürdü ya. Farkında mısın? Piyon olarak kullandığı 2. Cumhuriyetçilerin alayını şeye sürdü. Ben şunu anlamıyorum ya. Sözüm ona Atatürkçü. Bak sözüm ona Atatürkçü. Sadullah Ergin, Sadullah Ergin. Ya kardeşim Kılıçdaroğlu'nu evire çevire böyle zaman işliye işliye liberalle iyi, zaten kendisi öyle bir temayülü var. Genel başkan yardımcısı diyorum, Yüksel Taşkın diyorum. Abi kimse de şey yok. Peki diyorum bu adam PKK'nın siyasi koluyla aynen HDP'lerin söylediği her şeyi söylüyor diyorum. Kendisi bizzat amaç birliği yapmış HDP'lilerle diyorum. PKK, HDP'lilerle, Kılıçdaroğlu amaç birliği içerisinde diyorum. Ya ülke aynı 2011-13-15 arası açılım süreci gibi bölünmeye gidiyor. Özellik ilanlarına gidiyor. Ya kardeşim şakası yok bunun. Amerika bu projeyi sadece 2013'te erteledi diyorum. Kimse inanmıyor. Ya kardeşim şey diyor ki CHP'nin milletvekili Sezgin Tanrıkulu PKK'ya silah bir, aynı açılımdaki lafları. O zaman da var ya, analar ağlamasın. Milleti öyle kandırdılar. Şimdi de silah bıraktıracağız, silah bıraktıracağız. Peki duran kalkan 2-2,5 yıl önce ne açıklaması yaptı? O süreçte diyor Avrupalılar diyor, büyükelçiler diyor, bir sürü devlet yetkilileri bize geldiler diyor. Silah bırakmayın, savaşa devam edeceksiniz dediler diyor. Yahu PKK'nın eline silahı kim veriyorsa o bıraktırır kardeşim. Sen diyorsun ki bıraktıracağım. Sezgin Tanrıkulu'na söylüyorum. CHP'lere söylüyorum. Bu gücün varsa git şimdi bıraktır. Şu kadar yüreğin varsa git o dağa. Kardeşim bıraksanıza silahı desene. Ne yapacaksın? Anayasayı yasayı değiştireceğim. Ne yapacağım? HDP'ler de onu söylüyor zaten. Diyor ki Kürt kimliği değil, ana dilde eğitim. Ana dili resmi dil olarak kullan. Çift şeylik, etnik kimliklik. Atatürk'ü kaldıracaksın. Türk kimliğini kaldıracaksın. Özerklik yapacaksın. Efendim tezkerelere hayır diyeceksin. Operasyonlara hayır diyeceksin. Bağrımıza taş basıyoruz. FETÖ'cülerle işbirliği yapıyorlar ya. Her hal ve şartta bütün anket şeyi, şartlamaları, Muharrem İnce'ye düşmanlıkları kitlenin konsolidasyonu üzerine kurulu. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın. Bak yandaş satılık kalemleri, fondaş, belediyeler beslemeleri çalışmaya başladı. Diyor ki ya buna takılmayın diyor. Sadullah Ergin falan filan diyor. Bak Kılıçdaroğlu çok güzel söylemiş. Alışacaksınız demiş. Hatırlıyor musunuz bu kelimeyi kim söylemişti? İmamoğlu. Erzurum'a kayağa gittiği zaman bu hayat benim hayatım, siz buna alışacaksınız demiş. Tarzıma alıştılar da. Onlara ben bakın Selahattin Demirtaş isimli PKK sözcüsünün bir kitabından uyarlanmış tiyatro oyunu sergilendi. Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Pervin Buldan, Kadir İnanır var aralarında. Tiyatroyu izliyorlar. Şimdi o zaman bu çok tartışma oldu. Ben alışacaksınız diye bir yazı yazmıştım. Dedim ki sizi şiirle, kitapla, tiyatroyla, sinemayla alıştıracaklar demiştim. Bak 2019'da ya da 20'de o tiyatro gösterisinin olduğu tarihte. Alışacaksınız demiştim. Alıştıra 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 buraya getirdiler. Bak Sadullah Ergin'e bir süre sonra öyle güzel alışacaklar ki
Ya adam da o kadar sıçtı değilmiş ya. Bak Ergenekon başladıktan sonra gelmiş. 2007'de başladı ya. 2009'da. Peki Balyoz ne zaman başladı desem ben onu söyleyenlere? Balyoz neydi ya falan. Oysa o 2009'da başlamıştı işte. Tam o zaman Adalet Bakanı'ndı. İzmir 1. bölge 1. sırada Sadullah Ergin'den çok daha tehlikeli ve azılı birisi var. Yüksel Taşkın. Mesela onunla ilgili de... Muharrem İnce onu da söylüyor. Yok. Hayır. Muharrem İnce ona da... Dursun Çek diyor mu? Onun içinde bir kampanya yapıyor İzmirliler diye. Kozmetik hareketlere gitmeyecek. Hiç gerek yok. Sadullah Ergin'den çok daha tehlikeli ve azılı biri var. Yüksel Taşkın. Orada ne yapacaklar? Orada İzmir 1. bölge 1. sırada. Adam PKK bildirisi imzacısı KHK'la atılmış. FETÖ övücüsü ve Atatürk'ü ırkçı diyen bir düşman. Peki. Belki İyi Parti yani. Ve genel başkan baş danışmanı. O zaman nefretten arınıp düşünmeye başlıyorsunuz. İnsan olmaya dönüyorsunuz. Seçmen niye düşünmesin? Ben sağlık yani yönetim bir şey isteyebilir. Şöyle hayır. Şartlı refleks hareket ediyorlar. Duyarlı insanlar. Mesela Şaban'ı dinliyorum, Sayın Gürdeniz'i dinliyorum, Dursun Çiçek'i dinliyorum. O duyarlılıkta olan, onları kastetmiyorum. Hı hı. Bana ne ya Dursun Çiçek'in çektiğinden? Bana ne Cem Gürdeniz'in çektiğinden? Ergenekon neydi? Hatırlamıyor ki adamlar. Ya insanlar, Balyoz, şimdi Balyoz nedir desem, Allah aşkına bugün o seçmen, yani o kitlenin yüzde kaçı ne cevap verebilir? Ergenekon nasıl başladı? Bak Zekeriya Öz'ü, ya CHP'nin baş danışmanı Recep Cengiz, kürsüden diyor ki ihraç edilen 5400 hakim savcıdan yaşı tutanları geri alacağız diyor. Askerleri de geri alacağız. İhtiyacımız var bizim bunlara diyor. Siz o CHP'nin yönetiminden, parti teşkilatlarından veya seçmenlerinden ne yapıyorsun kardeşim? Senin bu dediğin adamların arasında bütün Balyoz Ergenekon kumpasını kuranlar, istihbaratçılar, hakim savcı Zekeriya Özler hepsi var. Bari ne dediğinizi kulağınız duysun diyen çıktı mı? Yo, o kitleye siz ne söylerseniz söyleyin bir faydası yok. Nefretten arınmış. Nefretten... Ama seçmenlerin tümüne bunu söylemiyor. Ben tümünü söylemiyorum zaten. Yani belki ben o refleksi. Gelen, yani ben Şaban'ı, Dursun Bey'i, Gürdeniz'i veya duyarlı insanları Dursun Bey falan kastetmiyorum. O tabii ki böyle bir refleks olabilir. Diyorsunuz ki Erdoğan düşmanlığı bakın, böyle bir şey pekiştirebilir. Eğer böyle bir şey olsaydı Kılıçdaroğlu bunu yapmaya cesaret edemezdi. Evet, çok rahat. Kılıçdaroğlu bunu biliyor. Kılıçdaroğlu ben diyor Yüksel Taşkın'ı değil FETÖ elebaşını getirip koysam. Acaba biliyor mu? Bilmez olur mu ya? Hanım, yani Çankaya'da gazetesinde kişinin gösterdiği refleks sayfa başka sayfa bir ben şimdi gidip Kılıçdaroğlu'na mesela danışman olabilir miyim ya da Melik ya da herhangi birisi? Ya kim bu adam? Yazılarına bakalım ne yazmış değil mi? Bir analiz yaptırırsın. Ondan sonra aynı katta aynı katta bir oda verirsin ona baş danışman olur. Ve senin politikalarını belirler. Bu adam öyle bir adam. Taraf yazarı. Hani Ahmet Altan'a bir sarılışı vardı ya. Aynı o kıvamda seviyorlar birbirlerini. Dostlar, abone olarak ve beğen butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz.